ODTÜ saça bal demet attı. Bir proton hızlandırıcısından çıkan parçacıkları genişlettiğimiz ve saçtığımız bir demet attı. Bu demet hattını kullanarak biz uzay radyasyonuna benzer bir ortam yaratarak uydularımızın ve uyduların içindeki elektroniklerin elektronik bileşenlerini ve malzemelerini radyasyona tabi tutacak bir ortam yaratıyoruz. Şimdi uydular çok pahalı, duymuşsunuzdur. Çok yüksek teknoloji gerektiren şeyler ve uyduları uzayda mümkün mertebe uzun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için uzaydaki ortama uygun üretimleri gerekiyor. Bunun içinde birçok husus var. Mesela uydular her dünyanın gölgesine girdiklerinde soğuyorlar, her güneş gördüklerinde ısınıyorlar. Bu ısıl testleri de yapmak önemli ama aynı zamanda uzayda çok fazla radyasyon var. Ne kadar radyasyon var derseniz, normalde bir diş filmi işte falan çektirdiğimizi düşünün. Onlardan günde yüzlerce kez alıyorsunuz. Bu kadar radyasyon var. Bu radyasyona dayanıklı bir elektronik ve malzeme yapmak için de onları test edebilmek lazım. Uzayda da en fazla proton isminde bir parçacık var. Onun için biz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Ankara Sarayköy'deki proton hızlandırıcısını kullanıyoruz. Ve bu hızlandırıcıda çıkan böyle incecik saç teli gibi hızlandırıcıdan çıkan protonları bir A4 kağıdı boyutuna yayarak onlara radyasyon testini yapabileceğimiz bir ortam sağlıyoruz. Tabii bu süreçte TÜBİTAK Uzay olsun, Roketsan olsun, Aselsan olsun, ondan sonra birçok üniversite, kamu kuruluşu olsun, birçok kurumlarla çalışıyoruz uzaya malzeme ve elektronik üreten ve onların testlerini burada gerçekleştirmeye geçen ay itibariyle başladık. Merkezimizin ismi İvmer, ivme kelimesinden İvmer, hızlandırıcı merkezi olarak. Ve bu merkezde şu anda toplamda yaklaşık 20 kişi olarak çalışıyoruz. Ve hem uydularımızın uzayda alacağı radyasyon miktarlarını hesaplıyoruz, hem de o uydu için geliştirilmiş olan elektroniklerin burada o doz miktarına göre radyasyon testlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu yaparken de birçok yan çıktığımız var. ODTÜ saçılmalı demet hattında geliştirdiğimiz birçok elektronik bileşen, birçok mıknatıs, birçok mekanik parça Türkiye'de ilk kez geliştirilmiş hızlandırıcı parçaları. Bir parçacık hızlandırıcısı dediğiniz zaman en önemli demet optiğinin, yani parçacıkları kontrol edebilmenin en önemli iki elementi. Birincisi RF kovuklar. Bunlar parçacıkları hızlandıran nesneler. Diğeri de mıknatıslar. Mıknatıslar ise manyetik alanlarla parçacıkların yönünü sağa, sola çevirebiliyor yahut parçacık demetini genişletiyor yahut da odaklayabiliyor. Bu tip mıknatısları kullanarak biz parçacıkları örneğin büyük hadron çarpıştırıcısında o 27 kilometrelik çemberin içinde stabil bir halde tutabiliyoruz. Buradaki amacımız ise bu mıknatısları kullanarak parçacık demetini genişletmek ve A4 kağıdına kadar açmak. Demet hattımızdaki ilk iki mıknatısı yurt dışından tedarik etmiştik. Üçüncü mıknatısı ise tümüyle ODTÜ'de ekip olarak biz tasarladık. Sonra ihaleye çıkıp Sönmez Trafo isminde Gebze'de bir şirkete bu ihaleyi verdik. Ve yine CERN'den yaptığımız bilgi ve teknoloji transferiyle bu mıknatısın üretimini tümüyle yerli olarak Türkiye'de geliştirdik. Bu mıknatıs küçük bir şey değil, 1,5 ton ağırlığında ve çok yüksek 200 amper, ki çok 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 yüksek bir akım geçiyor içinden. Onun içinde bu hem soğutması var, hem ısıl kontrolleri var. Bu mıknatısı şu anda çok sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Diğer yandan bu mıknatıs CERN'e de gitti. CERN'deki manyetik alan testlerinden de geçti. Ve şimdi bu şirket CERN'e de mıknatıs satmak için yetkilendirildi. Projemizin en önemli ayaklarından biri CERN ile işbirliği. Bu işbirliği kapsamında projemizde çalışan neredeyse herkes CERN'e gidip geldi ve oradan insan üzerinden bilgi ve teknoloji transferi yaptık. Bu şu demek, bazen yurt dışında bir şirkette çalıştığınız zaman veyahut da bir organizasyonda çalıştığınız zaman size sadece bir şeyi nasıl yapacağını söylerler. Ama nasıl yapacağını söylerken size o bilgiyi, o teknolojiye nasıl ulaştıklarını anlatmazlar kendileri. CERN ise biz Türkiye olarak CERN'ün üyesi olduğumuz için bu bilgilere ulaşabiliyoruz.
ve sadece bir mıknatısı nasıl tasarlayacağımızı öğrenmiyoruz. O mıknatısı tasarlarken dikkat etmemiz gereken kuralların da neden o kuralların var olduğunu öğreniyoruz. Bu neden önemli derseniz, bazen görüyoruz ülkemizde bazı şeyler yurt dışından teknoloji transferiyle ülkemize getiriliyor. Ama bir sonraki versiyonu kendimiz üretemiyoruz. Neden bunu yapamıyoruz? Çünkü oradaki kuralların, tasarım kuralların neden ve niçinini anlamamış oluyoruz. Burada bizim projemizin bence getirdiği en önemli şeylerden biri insan kaynağına bu bilgi transferini gerçekleştirmiş olmamız ve bu bilgiyle de gerekirse bu demet hattının bir sonraki versiyonunu, daha büyük hızlandırıcıları Türkiye'de üretebilecek hale adım adım geliyor olmamız. Bu da aslında bir bilim diplomasisinin parçası. Sadece CERN'le değil, şu anda Avrupa'da birçok üniversiteyle, hatta Kazakistan'dan Avusturya'ya kadar diyebilirim, birçok üniversiteyle ve kuruluşla iletişim halindeyiz. Ve onların radyasyon testlerini de, yurt dışındaki radyasyon testlerini de biz gerçekleştireceğiz. Bu da tabii iki yönlü bir alışveriş. Onlar Türkiye'ye gelmesi hem buraya döviz getirmeleri anlamına gelecek, hem de ortak bir bilgi üretimi de burada gerçekleşmeye başlayacak. Bu çerçevede sadece uzay radyasyon testleri de yapmayacağız. Aynı zamanda Büyük Hadron Çarpıştırıcısının bir sonraki versiyonu olan yüksek ışınımlı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı için geliştirilmiş olan elektroniklerin de radyasyon testlerini burada gerçekleştireceğimiz için CERN'le mutlu. Yani bu da bir alışverişin diğer ucu. Bu tabii ilişkileri güçlendiren ve ülkemizin bilim altyapısına destek veren bir süreç.